Hüseyin Gülerce Manisa'da işin içinde iş var. Manisa'da Fethullahçı terör örgütü FETÖ iddiasıyla düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınan başörtülü bayanlara takılan kelepçeler büyük bir infiale sebep oldu. 28 Şubat zulmünü yaşamış, başörtüsünden dolayı itilmiş, kakılmış üniversite öğrencilerinin acısını iliklerine kadar hissetmiş insanlar ne oluyoruz, neler oluyor diye bir yürek yangını hissettiler. Böyle bir hukuksuzluk sadece başörtülü bayanlara yapıldığı için değil, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak gerekir. Bu meselede maalesef hepimiz kabahatliyiz. Sıkıntının kaynağı, herkesin kendine demokrat olması, demokrasi talep ederken sadece kendisini düşünmesidir. Ben emniyet içindeki paralel yapının etkisini ve varlığını hala koruduğunu düşünenlerdenim. Manisa'daki hukuksuzlukla ilgili de şüphelerim var. Gezi olaylarında bir bayanın yüzüne bir adım mesafeden biber gazı sıkandan şüphelenirim. Çadırların yakılmasından, şüphelenirim. Terör yuvasını basar gibi anaokullarının, kreşlerin üzerine çökülmesinden şüphelenirim. Üniversite öğrencilerine tokat atılmasından, saçından tutulup bir bayanın sürüklenmesinden şüphelenirim. Bir teröristin cansız bedeninin iple bağlanıp yerlerde sürüklenmesinden şüphelenirim. Bunların hepsi otonom bir yapıdan hesap sorma meselesi özünden saptırmaya, sulandırmaya yarıyor. Mesela bu Manisa'daki son hadise. AK Parti'nin seçim zaferinin hemen ardından daha YSK kesin sonuçları açıklamadan geldi. Sanki üzerlerinde toplanan kara bulutları dağıtmaya, kaybettikleri mütedeyyin kamuoyunu kazanmaya çalışıyorlar. Manisa Emniyet Müdürü'nün derhal açığa alınması, bu işlemi yapan polisler hakkında inceleme başlatılması, hükümetin hassasiyetini göstermesi bakımından çok isabetlidir. F. Gülen başlattığı savaşı tırmandıracak, pes etmeyecektir. Daha önce dediklerini bu köşede bir Ekim'de yazmıştım. 11 Aralık 2014'te Herkül internet sitesinde yer alan 442. name başlıklı sohbetinde şöyle diyordu. Gidip ille de kendi ayağına teslim olma meselesine gelince Hiçbir peygamber biz sizi arıyoruz Gelin teslim olun dediklerinde Hazreti Musa Eyke'den dönüp gelmemiştir İnsanlığın iftihar tablosu Medine'den dönüp gitmemiştir Hazreti Zekeriya kendi eliyle teslim olmamıştır Hazreti Mesih'in teslim olmasına Allah müsaade etmemiştir Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir Zorlasın göbekleri çatlasın Beyin kanamasından gitsinler Aynı yazımda şimdi firarda olan Zaman Gazetesi eski genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı'nın bugün kendi durumunu da izah eden ifadelerini hatırlatmıştım. Dumanlı da şöyle diyordu. Zulüm varsa hicret de vardır. Bunlarınki kaçma olmuyor, hicret oluyor. Gülen ve Gülenistler iyice şirazeden çıktılar. Bakınız 3 gün önceki Pensilvanya konuşmasında F. Gülen savaşı çok ileri ve tehlikeli boyutlara nasıl taşıyor? Aklımdan geçiyordu ki acaba nezdi uluhiyette bu hizmetler kabule karin olmadı mı? Neden işkence edilmiyor? Neden hizmet gönüllüleri o enbiya-i izam, sahabe-i kiram ve tabi'in efendilerimiz gibi değişik dönemlerdeki mağdurlar, mazlumlar gibi değişik bela ve musibetlere maruz kalmıyor?'' Bu bela ve musibetler fasit daire başlayınca bu düşüncemdeki su izan da yıkıldı. Ehli zulüm insafsızlar bu camia içinde bulunan insanlara ilişmiyorlar, ısırmıyorlar, salya atmıyorlar, diş göstermiyorlar şeklindeki mülahazaların bir yönüyle cevabını buldu. Bir din adamı ülkesinin yöneticilerine karşı kendisine körü körüne bağlı insanlara zalimin içini kolaylaştırmayın teslim olmayın ölümü göze alın çağrısıyla Neler neler diyor. Hüseyin Gülerce star